Takvim Ergün Diler Göreceğiz Batı medyası 14 Mayıs'ı 2023'ün en önemli seçimi manşetleriyle duyurdu. Koca bir koro Erdoğan gitsin, Kılıçdaroğlu gelsin dedi. Yıllardır iktidar olamayan ve burnunun dibini göremeyen bazı CHP'liler de ''Evet, genel başkanım bu kez Erdoğan'ı yeneceksiniz. Oyları yerlerde ya şimdi ya hiç'' şeklinde gaz vererek Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha mağlubiyetle yan yana getirdi. Kemal Bey'in ekibini suçluyor değilim. CHP gibi bir partinin genel başkanı koltuğunda oturduğunuz zaman dünyada ne olup bittiğini ve o dengenin buraya nasıl yansıyacağını bilmeniz gerekir. Hatta ve hatta yardımcılarınızın da bunu bilen isimlerden seçilir. Kemal Bey kendi anlamadığı gibi yanına da anlayanları almadı. Gördüğüm kadarıyla. Kemal Bey gariptir seçimden bir gün önce bile Rusya'ya, Putin'e, Kremlin'e çattı. Moskova'nın üzerinden geçti. Avrupa Birliği yanlısı tutumu izledi. Konumunu, yerini, rotasını belli etti. Ancak arada bir Çin ve İpek yolu çıkışı yaptı. Sonra döndü sığınmacı kartına sarıldı. Avrupa Birliği'ni tehdit etti. CHP lideri olarak savruldukça savruluyordu. Ve ilginç olan kendini durduramıyordu. Bütün bunlar hezimetin işaretlerinden başka bir şey de değildi. CHP'ye ve Kemal Bey'e döneceğiz. Önce araya önemli bir isim alalım. Amerikalı akademisyen ve düşünür Noam Chomsky, Avrupa'nın, Amerika'nın baskın olduğu sistemde kalmayı tercih etmesi durumunda ekonomik gerilemeyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Beni takip edenler bilir. Uzun zamandır, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'ni yani 28 üyeli en büyük siyasi ve ekonomik rakibini batırmak için çalıştığını yazmaktayım. Rusya'nın Ukrayna Savaşı'na da hep bu pencereden baktım, bakıyorum. Devam. Chomsky, Avrupa'nın vermesi gereken önemli bir karar var. Muhtemel bir gerileme ve hatta sanayisizleşme ile karşı karşıya kalarak Amerikan egemenliğindeki sistem içinde mi kalacak Yoksa zengin ve karlı Çin pazarına açılan bir kapı olan doğudaki doğal ekonomik ortağına bir şekilde uyum mu sağlayacak ifadelerini kullandı. Yeni bir dünya düzeninin eşiğinde olup olmadığımız sorusuna yanıt veren Chomsky, ortaya çıkan dünya düzeninin şekli hakkında çok fazla tartışma var ifadelerini kullandı. Alternatiflerin Birleşmiş Milletler temelli çok kutuplu bir düzen ve Amerika'nın koyduğu kurallara dayalı tek kutuplu bir düzen olduğunu belirten Chomsky ilk seçenek dünyanın çoğunluğu tarafından geniş şekilde destekleniyor. İkincisi ise İngilizce konuşan ülkeler, Avrupa, Japonya ve birkaç diğer ülke tarafından destekleniyor diye konuştu. Ve asıl merkeze konuya geliyor ve yeni muhtemel dengeyi açıklıyordu. Gelen soru üzerine Chomsky Rusya'nın Ukrayna harekatı Amerika'ya verilmiş bir hediye. Askeri harekat Avrupa'yı Washington'ın yörüngesine itiyor ve tek kutuplu dünya talebini güçlendiriyor cevabını veriyordu. Rusya'nın harekata başladığı gün olan 24 Şubat'tan bu yana bunları yazıyorum. Chomsky yeni söylüyordu. Oysa Amerika Birleşik Devletleri açısından oyun çok büyük ve derindi. Washington'daki akıl kendi stratejisini oluştururken temel olarak Lisbon'dan Vladivostok'a uzanan coğrafyayı bölmek, bir araya gelmelerini engellemek istiyordu. Bu coğrafya tek bir felsefeyle buluştuğu an Amerika'nın bütün egemenlik alanları zarar görürdü. Bunu bildikleri için de kuzey akım boru hatları dahil her yeri patlattılar. Kremlin'i, Putin'i Ukrayna'ya soktular. Rusya büyüyerek çıkacağı bir savaşta kendini buldu şikayetçi değillerdi. Ordusuz, silahsız, romantik Avrupa'da namluların gölgesinden korkup Amerika'ya sığındı. Kurgu basit, anlaşılır ve yüzde sonuç verecek cinslendi. Türkiye'ye de burada denge rolü düşüyordu. Ancak Rusya ile yan yana olma durumu, işbirliği ve stratejik ortaklık noktaları Avrupa Birliği'ni aşan bir şekilde devam ediyordu. Avrupa enerji eksikliği nedeniyle rekabet gücünü ve sanayisini kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Zaten amaç da buydu. Avrupa Birliği meselesi çözülünce Çin'le mücadele etmek Amerika için çok daha kolaydı. Kontrol edilir bir Çin en öne çıkan şık olacaktı. Strateji de bu değil miydi? Bütün bunları aylarca yazdığım için iç siyaset kızışınca da Kemal Bey ve arkadaşlarına sırtınızı dayadığınız eksen dünyada kaybederken siz burada nasıl kazanacaksınız?'' Böyle bir ihtimal var mı? Ben göremiyorum diye de seslendim. Kazanmalarını engelleyen belki yüzlerce neden vardı. Bence en önemlisi dünyayı ve Türkiye'yi bilmeyen birine ülke emanet edilir miydi? Edilmedi. Girip çıkmadığı kulvar kalmadı. Selahattin Demirtaş'tan Ümit Özdağ eksenine kadar savruldu durdu. Kimsenin tanımadığı Gültekin Uysal'dan medet umdu. Meral Hanım dışarıdaki ortaklarının oyunun olmadığını bile görmedi. Zaten sorun da buydu. Kemal Bey ne kendini, ne etrafını, ne dünyayı görüyordu. Seçime birlikte girdikleri Selahattin Demirtaş ise 28 Mayıs'ı doğru okuyor ve geleceğiyle ilgili önemli bir karar alıyordu. Ben kendi adıma halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Demirtaş olan biteni anlama açısından Kemal Bey'den çok daha ileride olan bir isimdi. Hem içeride hem dışarıda yeniliklerini görüyordu. En azından seçim sonrası. Kılıçdaroğlu ise liyakat, demokrasi ve tek adamlık kavramlarını dilinden düşürmediği halde koltuğu bırakmaya niyetli değil. Dünyadaki dengeleri görmezsen, yardımcılarının eksikliğini görmezsen, masanın tutmadığını görmezsen, anketlerde yüzde %45'i hiç geçemediğini görmezsen, milletin talebini görmezsen, dip dalgayı görmezsen, sandıkta hezimeti görürsün. Kemal Bey geleceği görür de giderse ne hala kalırsa göreceği çok şey var demektir. Büyük şehirlerin elden gitmesi gibi göreceğiz.